Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyurdu ki eshabına yine, eshabım böyle bir vaadim var, vaadimiz vardı. Ebu Süfyan şimdi Bedir'e kadar gelecek. Yani o şöyle konuşuldu. Çıkmamız lazım oraya kadar. Toplanın bakalım. Aşağı yukarı 1500 kadar sahabe-i kiram toplandılar. O zaman özel bir ordu yok devletin. Gönüllü. Her orduya katılan da kendi imkanlarıyla orduya katılıyor. Kılıcı da kendi alacak, zırhını kendi alacak alabilirse her şey kendiliğinden. Ancak bazı zengin olan Müslümanlar bunlara yardım ediyor, maddi ediyorlar da bunlara da. Savaş tabi gönüllü olacaklar. Aşağı yukarı 1500 kadar sahabe toplanan sahabeler toplandılar. Medine-i Münevvere'de. Karşı tarafta şimdi Ebu Süfyan. Mekke'ler daha büyük kalabalık Medine-i Münevvere'den. Bir de etraf müşrik kabileler var. Ondan da adam toplamışlar, paralel paralel toplamışlar. Büyük bir ordu azalmış o da. Ama Allah'ın kalbine bir korku verdi bak muhtemelen böylece. Onların kalbine korku verdi Mevla'nın böylece. Ebu Süfyan Mekke'den çıkmışken, az bir çıkmışken işte bir moral bakımı çöküntü, psikolojik olarak bir işin çöküntü, korku baktı herkese korku var. Onlara korku verdi Mevla onlara. O anda baktı ki Ebu Süfyan Mekke'den biri Medine'ye gidiyor. Nuaym denen bir kişi. O da onda Müslüman değil kendisi de. Müşrik. O anda Müslüman diyorlar. O da müşrik o anda. Nuaym bin Mesud denen kişi Mekke'den Medine'ye gidiyor. Ebu Süfyan bunu çağırdı şimdi. Tanıyor. Nuaym gel bakalım buraya. Geldi. Tabi onların savaş hazırlığını gördü, kendisi gördü. Dedi ki Nuaym'a Ebu Süfyan, sen şimdi Medine'den geçecek yolu, Medine değil, oradan yolu geçiyor. Medine olara Muhammed'i gör, onları gör. Onlara de ki, Mekkeliler çok büyük güçle yola çıkmışlar. Muazzam bir güçle görünmüşler. Yani ucu bucu görünmüyor. Onlara savaşılamaz. Bu işten vakitsin diye onlara caydır. Çünkü onlar bizim bir sözleşmemiz var. Geçen yıl. Bütün bunu çevre kabile bunu biliyorlar. Onlar Bedir-i Suriye'ye gelip gitmezsek o zaman bize korktu derler. Maksat onlar da çıkmasınlar Medine'den. Ona korkut. Eğer bunu başarırsan sana 10 deve vereceğim. Ama yüklü deve. Erzak yüklü. 10 tane deveyi sana vereceğim. Eğer Muhammed'i, Müslümanları Medine'ye tutabilirsen, bunu başarabilirsen, 10 deve sana vereceğim. Erzak yüklü deve. Tabii fakir bir kişi işte 10 tane deve de erzak yüklü. O zaman çok rızık, gıda çok dar. Kıtlık bir zamanlar var. Bu sevinerek hızlı hızlı Medine'ye geldi. Bahtı gördü sahabeleri. Hazırlanmış sahabeler, 1500 kişi, Medine'den çıkmak üzereler. Peygamber'e başta Aleyhisselam Hazretleri. Gel ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu, ne yapıyoruz? Aman sakın ha bak. Bak geçen sene Ebu Süfyan buraya geldi. Ama bu kadar ölü verdiniz. Onlara başaramadınız. Eğer şimdi giderseniz onun ayağına birini sağ kalmazsınız. Artık elinden geleni bırakma. Ağzına geleni bırakma artık böyle. Yumdu gözünü, ağzı açtı ağzını artık böyle. Böyle korktum uğraşıyor bunlar yüksek sesle. Mevlam bize bunu buyuruyor şu bakım muhteremler. Ellezine kâlehümün nâsı. Ellezine kâlehümün nâsı. Ellezine o çıkan sahabeler. 1500 kişilik sahabe. Kâle dedi. Lehum onlara. Ennâsü Arapçada nas insanın çoğulu. Tekil insan. Arapçada tekil insandır.
Bunun çoğulu nas'tır. Kur'an'da geçer, çok geçer. Ya eyyühen nasü diye. İnsanlar anlamaya geliyor. Şimdi burada Mevlam buyuruyor ki, bakınız burada bir incelik var. Şimdi onun için burada biraz duruyor bu kelime üzerinde. Ellezine kâle lehum. Onlara sahabe dedi. Kim dedi? Ennâsü burada çoğul geliyor. Halbuki söyleyen tekil. Nuh'ayım diyen kişi böylece. Demek ki onun yaptığı tahribat, bozuculuk bir topluma bedel. Bedel burada. Mevlam burada böyle buyuruyor. Ne diyor şimdi Nuh'ayım onlara? İnnen nâse kad-ı cemûlüküm fahşevhüm. İnnen nâse o insanlar. Burada nâs çoğulur tabii geliyor. Yani müşrikler. Kad-ı cemûlüküm. Sizin toplam bir araya geldiler. Büyük bir ordu birleşti geldi. Fahşevhüm. Ana korkun. Dağılın gidin. Onlar savaşamazsınız. Hemen Peygamber şöyle buyurdu. Eshabına. Eshabım. Kimse gelmese bile vallahi billahi ben tek başıma gideceğim. Hemen tabi hesabın her birisi birden bunlar. Ne oldu bunlar? Fezadehüm imanen. Fezadehüm ziyadeleşti, kuvvetlendi. Hangi açıdan? İmanen, iman daha kuvvetlendi o anda. Yani bir olumsuzluk var burada. Bir güçsüzlük var. Karşı taraf çok güçlü deniyor bunlara. Zaten geçen yılda gördüler Uhud'da. Onların gücünü gördüler. Bu kadar şehit yaralı verildi arada. Bunu gördüler. Bu yıl daha bir yurdu geliyor buraya. Buraya geliyor. Durum böyleyken ne oldu bunlar? Korku yerine velan biliyor. Fezadehüm imanen. Bu da iman. Yani üstüne geliyor, temiz deniyor bunu Arapçada. Yani o yönden iman daha kuvvetlendi bunların. Bu ayet-i kerimelere göre iman demek ki zayıflıyor, iman kuvvetleniyor. Sayısal değil de kimye deniyor buna, sayısal değil. Yani imanın şartları belirli. Biri olmasın iman gider tabi işte. İman sayısı belli ama imanın oluşumu kuvvetleniyor. Nasıl kuvvetlendi? Ve kalu cevap şu oldu. Şunu derler. Hasbinallahü ve ni'mel vekil. Hasbinallah. Allah bize yeter. Yani sayısal üstünlük, kılıç silah üstünlüğü hep baş bunlar böyle şey. İmanları kuvvetlenince kişi öyle bir noktaya geliyor muhteremler. Yani buna maneviyatta fena fillah denir. Tabi fena fillah herkese bir olmaz makamları böyle. Bu sahibi makamı tabi. Yani o anda kul o noktaya gelir ki bir yanı bir Allah'a bir ilerliyor böyle. Başka aradan esbab gider. Esbab sebepler. Yağmurdur, doludur, kıştır, silahtır, şudur, budur. Her çıkar bunlara böyle. İman kuvvetlenince kul fena fillah denen hale gelince bir Allah-u Teala bilir. Böylece. Öyle bilir ki Allah-u Teala'yı o Allah birdir, Rabb-ı Alemin'dir, mülk O'nundur, her şey onun denetimi kesin emri altında. Böylece. Yani bir zerre kımıldamaz, Allah izin vermez. O noktaya gelir kul. Şimdi Mevlam buyuruyor, imanları bilir. Kuvvetlendi, ne derler? Hasbünallah. Allah bize yeter. Ve ni'mel vekil. Ve ni'mel ne güzel. El vekil ne güzel vekildir. Vekil burada fiil mevzinde ismi mef'ul mevkül anlamında yani güvenilen, dayanılan Allah ne güzel Rabbimiz var. Biz ona dayandık. O bize yeter. Hadis-i Şerif'te geliyor. Hadis-i Şerif Buhari'de var. Yüce Aleyhisselam Hazretleri bunu ilk söyleyen İbrahim Aleyhisselam olmuştu. Hasbinallah'ı. İlk söyleyen. Ateşi atlayıcı zamanlar. Mancınık'ta. Biliyorsunuz konu. Girmeyeceğim tabii konuya. Melekler geldi. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. İbrahim kurtarayım mı seni? İşine baksın. Allah'a dua et.
Allah beni görüyor biliyor. Bunu söyleyip İbrahim Aleyhisselam hasbiyallah dedi o. Allah bana yeter. Hasbiyallah tekil oluyor. Allah bana yeter. Hasbünallah olunca çoğu oluyor. Allah bize yeter anlamına geliyor. İkinci bunu söyleyen Peygamber'in eshabı oldu muhtemelen dar bir zamanda. Bunu da çok söylememiz gerekiyor. Peki sonra ne oldu? Savaş oldu mu gene burada muhteremler? Tabi ona bakalım inşallah. İslam ordusu tabi Eshab-ı Kiram'ın hiçbirinde bir endişe, gevşeme, kaygı olmadı böyle. İmanlar kuvvet Allah diye yandığı böyle. Allah'a tam teslimin tebekküllük hiçbir şey gözleri görmeden bunlar Bedir-i Sur'a geldiler. Burası bir suyu olan bir yerdi. Orada her yıl aynı mevsimde paneli kurulurdu orada. Bir hafta devam ederiz. 8 gün devam eder panayır. Kurulurdu oraya. Peygamberimiz ve sahabeye gittiler. Tabii müşriklere gelemediler şimdi hemde. Gelemediler. Bu da onların içinde bir bana çöküntü oldu. Yani Mekke'le korktular. Çünkü Arap yarımadasında bütün kabile arasında Mekke'lerin bir saygınlığı vardı Kabe şehri olduğu için. Bilhassa Ebre ordusu, Fil ordusu harap olduktan sonra İslam karşısında onların bu korkup gelememeleri İslam için bir elhamdülillah bir zafer oldu orada. Etrafta Müslüman karşı bir gönülden meylet İslam'a karşı millet oradan. Şimdi Mevlam şimdi bize buyuruyor muhteremden sonucunu. Fen kalebu Peygamber'e gittiler Bedir Sura'ya. Orada 8 gün kaldılar. Döndüler oradan. Minallahi bin ni'meti minallah. Allah'a nimet döndüler. Ve fazlin bir de Allah'ın fazlıyla. Lem yemsesüm su'un. Bunlar bir zarar dokunmadı. Yani savaş olmadı, yaralanmadılar. Ölen olmadı işlerinde. Burada nimet ve fadlille fadlı geçiyor burada. Kerem. Orada panayır kudu için oraya mal getirip satılıyordu. Alınıyordu oradan böyle işe. Müslümanlar yanında bir malları vardı. Bunlar malını sattılar. Mekkeliler gelmeyince, o taraftan gelmeyince bunların malı daha değerlendi orada. Mal değerlendi. Vallahi çabuk sattılar bunları. Kâr ettiler. Bir de gelen mal biliyorsunuz dışarıda arz talep vardır. Arz edilen piyasasından mal talepten fazla olunca ne oldu? Fiyatı düştü bu sefer. Ne yaptı sahabeler elhamdülillah? Malları değerlendi. Ve bunlar aldığı mal ucuz mal oldular bunlar. Velham buyuruyor. Bi ni'meti minallahi. Allah'ım döndüler. Ve fadlin. Allah'ın fazileti. Bu da nedir? Manevi. Kazanç. Allah'ın rızası muhtemelenler. Bir de bunlara lem yemsesüm su'un hiçbir şeye dokunmadı bunlara. Yani yaralanmak yok, karanmak yok, ölmek yok. Rübhanallah Allah'ın insanı tabi oldu bir de. Allah razı bunlarda. Zülf-i azim vallahu zülf-i azim Allah fazilet sahibidir. İşte muhterem cemaatimiz demek ki insan güç şartlarda böyle Allah yolunda gevşemese, geri adım atmasa, işte ben bağıştan bir rahatsızım böyle ya demez insan böylece. Bunun ecri sevabı daha fazla oluyor.